Önümüzdeki ay boşluğa düşeceğim. Sizinle söyleşi yapmadığım bir ay olacak. Evet, ben de bu hazırlık stresini yaşamadığım bir aydan dolayı ben de ayrı bir şey olacak. Hakikaten siz biraz önce söylediniz bana onu. Benim için önemli sonuçta buraya geliyorum. Ama artık alıştık. Bu kadar çok misafirimiz var. Sohbet etmeye. Ama datalar değişiyor, eğilimler, trendler değişiyor. Dolayısıyla her seferinde basma kalıp aynı şeyleri söylememek için ve beklentiyi de karşılamak üzere bir şeyler yapmamız gerekiyor. Geçmiş konferanslara katılanlar vardır mutlaka burada. Soner Bey ile bizim yani her yaptığımız işte konferansta veya işte yaptığımız söyleşide sağ olsunlar VKM olarak bizi hiç kırmıyorlar. Ve gerçekten böyle sektörde genelde duyuruların çoğu ilk olarak burada yapılıyor. İşte veri paylaşımı olsun, ne bileyim işte kendi ürün lansmanları olsun. Hep Webrazi konferansında gerçekleşiyor. Haliyle bu da birazcık herhalde. Bugün de o konuda bir zirveyi yaşayacağız beraber. Çıkıyor. Evet. Ben gerçekten bilmiyorum bugün. Gerçekten çok. Şimdi geçmiş konferanslarda bir şekilde sunumu incelerdim, bakardım ne olacak diye. Bugün gerçekten sunumumuzda ne var ben bilmiyorum. Bugün sizleri çok şaşırtmak üzere hazırlandım. Ben de şaşıracağım o zaman. Tamam. Sözü size bırakıyorum. Peki. Tekrardan günaydın. Ben gerçekten bugün gelirken şöyle bir mobille ilgili hazırlıklara başlamadan önce bu mobil nereden geldi hayatımıza, neden mobil olduk biz, bir şöyle ön hazırlık yapayım dedim. Aslında mobille ilgili milat diye düşününce benim aklıma şu geldi. 3 Nisan'da Apple firması ilk iPad versiyonunu tanıtmış 2010 yılında. Geçtiğimiz günlerde, yani bundan yaklaşık 10 gün önce ve bence mobille ilgili milat o tarih. Evet, ondan önce de mobil telefonlarımız vardı, akıllıydı, akılsızdı vesaire ama mobille ilgili en önemli milat tabletin hayatımıza girmesiyle. Sonra o tabletin küçülmesi, incelmesi, hafiflemesi gibi bir milat. Dolayısıyla bu milata bakınca tam 5 sene olmuş. 5 senede mobilin gelişmelerini sizler benden daha iyi biliyorsunuz grafik ama sabah gelirken Hürriyet gazetesini okudum. Sevgili eski Webrazili dostumuz Ahmet Can çok güzel bir haber yapmış. Apple'ın yeni saat ürünü 3 günde 3 milyon ön sipariş almış. Hemen merak ettim, biraz arama yaptım. Acaba ilk iPad, ilk siparişleri ne kadar hızlı büyümüş diye. İlk iPad'in 6 aydaki ulaştığı satış rakamı 2 milyon. Yani 2000 yılında iPad 1 2 milyona 6 ayda ulaşmış. Sene 2015, saat 3 günde 3 milyon pre-order alıyor. Muhtemelen burada konuklarımız arasında da bu pre-order'a destek veren, Amerika'dan iste aracılığıyla sipariş veren dostlar var. Dolayısıyla buradaki trendi ve birazdan konuşacaklarımızla ilgili işte en önemli mesaj bu. Arkadaşlardan da az evvel sordum. Bugünkü 4. Webrazi mobil organizasyonu. Tesadüf değil, benim neden milat kabul ettiğimi siz de tescillemişsiniz aslında. 2010'da hayatımıza tabletler giriyor. 2011'de büyük girişimci Arda Kutsal mobilin kokusunu alıyor ve ilk Webrazi mobil organizasyonlarına başlıyor. Sene 2015. Ben bugünün de ayrı bir milat olduğunu, bugün konuşacaklarımızdan sonra mobile dair tüm bakışınızı değiştireceğimizi inanıyorum bütün kalbimle. Sadece benim paylaşacağım verilerle değil, akşam buradan çıktığınızda artık mobil mobil yürüyüp, mobil mobil düşünüp, mobil mobil yaşayacağınıza eminim, garanti ediyorum bunu. Dolayısıyla bunu söylemek istiyorum. Bugün sunumumu göreceksiniz. Zaten o da bir değişik, mobil bir sunum. Sizin için mobil, responsif, çağrıştıran özel bir hazırlık yaptım. Dalgalar uçurduk. Efendim, bir takım hazırlıklar yaptık. Dolayısıyla benim de ilk Webrazi sunumumla kıyasladığınız zaman o ilkel çağlardan sonra bugün çok mobil bir data paylaşımına geçiyor olacağız. Ben hazırım. Nasıl oldu benim şu anda? Lütfen yorum yap, rica ediyorum. Vallahi ben şu anda hakikaten next slide bekliyorum şu anda büyük bir heyecanla. Peki o zaman yavaş yavaş girelim. Sunumu... Ama gerçekten bakın, şimdi hata yapmam ama ilk başlangıç sayfası bile zaten bir hissiyat verdi bana. Şöyle bir grid düzenle. Şu başlangıç şöyle bir gidelim de başlangıç sayfası bir daha gelsin. Bunun gelişimi daha bir güzel oluyor.
Yok. Ha bu geliyor muydu tabii, böyle? Tabii bu bir geliyor. Bir gelişine bir bak. Bir şu güzelliğe bak bak. Evet. Bak. Sizinki çok daha güzel olmuş. Değil bence. Mi? Özellikle... Yani ve başlık nasıl? Sen neymişsin be mobil. Evet. Yani ben size söyledim. Bugün daha bir mobil çıkacaksınız dedim. Sen neymişsin be mobili de özellikle yazdım. Sevgili Mazhar Fuat Özkan'dan patent hakkını aldık. Peki peki anladık. Sen neymişsin be mobil diyerek. Gerçekten çok etkilendim. Özellikle o dönerek gelmesi. Bakalım şimdi hayırlı. Başka neler gelecek. Evet arkadaşlar başlayalım size. Veri paylaşmaya merak da bırakmayalım. Yok yok sunumlara bir şey olmuş ama. Var. Sunumlara bir şey olmuş. Yani artık data, sadece data paylaşmıyoruz. Evet. Datanın sunum şeklinde paylaşıyoruz. Bak oradaki arkadaşlarım mahcup bakıyorlar. Sağ olsunlar. Çok güzel bir hazırlık. Dün gece saat 1:30'a kadar bu hazırlıklarla. Ya zaten bizim konferans öncesi gerçekten şirketlerdeki şu olay. Bakıyorum böyle bize sunum gönderme saatleri şirketlerin sabah 3:30. Evet. Gece 2:30 falan. Böyle yarımda bana mesaj atıyor birisi. Abi şunu paylaşabiliyor muyuz falan. Böyle yani. Teşekkür ederiz gerçekten. Webrazi'ye ve Webrazi takipçilerine, izleyicilerine verdiğimiz önemi göstersin. Peki, mobile bu giriş... Siz gerçekten çok profesyonel oldunuz bu sahne içinde. Salonu doldurdunuz yani sınava başlamadan. Ama bugün şöyle bir şey var. İlginç bir tespitim var. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Şubat ayında kar, kıyamet. Biz buraya zor geldik çizmelerle. Salon tıklım tıklım doluydu. Bugün herhalde hava güzel diye herkes bir rahat rehavet içerisinde rahat geliyor. Tabii. Ama onlar için üzgünüm. Bu sunumu ve birazdaki dataları canlı yayını kaçıracakları için. Her ne kadar Fırat ve diğer arkadaşlarım canlı yayın bassalar da bu taze taze bilgiyi yakalayamayacak olduklarından dolayı eminim 2016'daki organizasyonu tam saatinde dakikasında gelecekler. Evet. Söyledim. Bugün çok şey değişecek. Bugün çok değişti gerçekten. Evet, mobille ilgili ilk paylaşmak istediğim şey şu. Aslında biraz gelişmişe, biraz çokça geçmişe gidip on binlerce yıl öncesine gittiğimizde paranın evrimini şöyle bir sizlere dramatize etmek istedik. Sonuçta takasla başlayan ödemeler, sonra madeni para, kağıt paranın hayatımıza girmesi, plastik kartlar, banka kartları, kredi kartları derken mobil ödemeler de işte yine geçtiğimiz 3-5 sene içerisinde yoğunlaştı. Ama bu slaytta şunu söylemek istiyorum. 10 bin yılda değişen birçok şey 10 senede alaşağı oldu. Yani son 10 senemiz bir önceki 10 bin seneden daha hızlı oldu. Bu gerçekten hazmetmesi, kabul etmesi, adapte olması çok zor bir değişim. 10 bin yıl neresi? Son 10 yıl neresi? Ne demek istiyorum yani? Mobil cihazların yükselişiyle ilgili sizler zaten her gün yeni bir haberler okuyorsunuz. Az evvel verdiğim Ahmetcan'ın haberi işte zaten mobil cihazlardaki yükselmenin eğilimleri. Aynı haber Webraz'da da var da. Öyle mi? Ahmetcan değil. Ahmetcan eski Webraz'da olduğu için sağ olun. Evet, siz orada bir şey yapıyorsunuz. Evet. Hürriyet'te yazıyor şu anda. Ama aynı haber Webraz'da da var. O zaman Fırat'cığım o linki verir misin ekrana rica ediyorum şimdi. mobil cihazların yükselişini zaten sizler biliyorsunuz. Orada çılgın bir gidişat var. Çinli yeni üreticilerin kitleler halinde büyük satışları, efendim gelişmekte olan pazarlarda ucuz cihaz satışları anormal bir şekilde büyüyor. Geçtiğimiz ay Avrupa'da, Hollanda'da bir mobil konferansına katıldım. Avrupalılar böyle cihazları ve geleceği analiz ederken Asyalı bir katılımcı kendi ülkesindeki cihazları ve bunların ortalama fiyatlarını söyleyince bütün Avrupalı dinleyiciler sarsıldı. Çünkü aynı üretici, aynı markayla, aynı işletim sisteminde Avrupa'nın onda bir fiyatına Asya'da mobilin gelişimine katkı yapıyor. Peki, şimdi bundan sonrasında da biraz veriler bakalım. Siz her zaman veri seversiniz. Ben şöyle müsaade edersen ayağa da kalkayım. Ben yalnız gerçekten sunum karşısında. Şurada sen küçük görüyorsun ama. Şimdi efendim yıllık cihaz satışlarına şöyle bir güncel verilere parmak basmak istiyorum öncelikle. Gördüğünüz gibi artık masaüstü cihazlar giderek azalırken mobildeki zıplama korkunç bir şekilde gidiyor. Standart telefonların penetrasyonu, kitlelere dağılımı inanılmaz bir şekilde artıyor. Yani akıllı telefon ve tablet az evvel söylediğim gibi tüm verilerde neresinden bakarsanız bakın gelişmekte olan pazarlar, gelişmiş olan pazarlar çılgın bir şekilde
büyümeye devam ediyor. Peki bunun bizim hayatımıza, yani mobil ticarete, sonuçta burada sizler birçoğunuz e-ticaretin temsilcileri, efendim mobil hayatın, internet ekonomisinin temsilcileri olarak buradasınız. Ekonomik olarak ne ifade ediyor? Bir ona bakalım. Gördüğünüz gibi mobil ticaret e-ticaretten 5 kat daha fazla büyüyor. Biz bunu, ben kendi küçücük örneğimizde bile yaşadığımı birazdan size sayılarla da söyleyeceğim. 3 sene önce Arda, tam 2012 Haziran ayında başladığımız BKM Express çalışmamızda biz kendimizi e-ticaretin hızlı, kolay ve güvenli ödeme sistemi diye tanıtıyorduk. Şimdi gelinen noktada kullanıcı bize şunu söyledi: hayır, siz mobil ticaretin hızlı, kolay ve güvenli yöntemisiniz. Basit ve özgürleştirici bir durumdasınız. Bunu kullanıcı söylüyor. Gördüğünüz gibi rakamlar, e-ticaretin yüz yüze ödemeler %3, e-ticaret %10 ve mobil ticaret %47 hızda büyüyor. Bunlar henüz mobilin ayak sesleri adına verdiğimiz çok temel veriler ve dediğim gibi bugün mobile dair bakışınızı çokça değiştirecek şeyler. Bu arada siz data paylaşınca bir yanlış algı olmasın. Lütfen. Türkiye verisi değil, Amerika verisi. Evet. Yani biz sonra bir vizyoner bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi kazara bir anda Türkiye'de %47 büyüyormuş mobil ödeme, BKM açıldı diye tweet atılır falan diye ben uyarmış olayım. Fırat'cığım sen habere öyle gir. Orada, İstediğimiz o zaten. Orada altta bir dipnot var çünkü, belki görünüyordur. Gerçi orada daha büyük gözüküyormuş o. Doğrudur. Amerika verisi, ama biz de Amerika'nın da gerisinde kalmayacak kadar iyi gidiyoruz. Bazı iş yerlerimizde her 3 işlemden bir tanesinin mobilden geldiğini görüyoruz. Güzel noktaya geldik. Bu veri şu anda BKM tarafından ölçülebiliyor mu? Yani mobilden geleni görüyor muyuz? Az sonra o da geliyor. Yani sadece Amerika verileriyle bir gaz verme bilgisi değil. Türkiye verilerine de hemen geleceğiz. Burada dikkat çekmek istediğim bir diğer eğilim, mobilde mağaza içi ödemeler artıyor. Yani mobili biz eskiden sadece internete erişimin bir kanalı, dolayısıyla e-ticarette küçük ekranda e-ticaret yapma aracı diye görürdük. Hayır, değil. Artık mobil küçük ekranda e-ticaret yapma kanalı değil. Ve mağaza içi ödemelerde de mobil cihaz kullanımı çılgın bir şekilde artıyor. Gördüğünüz gibi şu sarı bölümler mağaza içi ödeme bölümü. 2014'te toplam mobil ödemelerin %12'si mağaza içinde yapılan ödemelere ayrılmış. 2015'te bunun %31'e ve 2017'de %47'ye gelmesi bekleniyor. Yine Arda'nın işaret ettiği alt çizgiyi söyleyelim. Küresel veriler, bilgiler. Ama Türkiye'deki örnekler bundan çok farklı mı? Değil. Değil. Az evvel söylediğim gibi çok değil. 3 sene önce biz sadece 20 ekran, 19 inç ekran, 17 inç ekrana göre hayatımızı, planlarımızı yapmışken bugün 4 inç, 5 inç, 6 inç ekranlara göre iş planlarımızı yapıyoruz. Hatta bununla ilgili mağaza içi ödemelerle ilgili geçen sene başladığımız bir deneyimi de geçen hafta farklı bir mecraya taşıdık. Reklam olmasın diye şimdi o bölüme girmeyeyim. Belki sen söylersin, lütfedersin. Şey yapabilirsiniz burada, paylaşabilirsiniz. Sıkıntı yok bence. Az sonra. Tamam. Bir diğer paylaşmak istediğim konu, evet, Türkiye'de şu anda online, Türkiye verilerini de içeren bazı küresel verilere gelelim. Şimdi hepimizin bildiği üzere Uzak Doğu bu mobil kullanımı konusunda çılgın bir pazar. Özellikle Japonya ve Güney Kore, İnsanlar yollarda, otobüslerde, her yerde mobil cihazları artık ellerinin bir uzantısı haline gelmiş. Ben bizim çocuklarda görüyorum ama yani Uzak Doğulular yetişkinlerinde de aynı şekilde mobil cihaz elin ayrılmaz bir parçası halinde yaşıyor. İşte rakamlara da aynen öyle yansımış. Gördüğünüz gibi Japonya ve Güney Kore'de mobilin payı çılgın bir rakam, %49 ve %45. Dünya ortalaması %30, Türkiye'de neredeyiz? %17. Müthiş bir fırsat var. Çünkü Türkiye aslında bakarsanız teknoloji adaptasyonu konusunda diğer ülkelerin gerisinde kalmayacak kadar
tüketici eğilimleri, tüketici ilgisi çok yüksek bir ülke. Bunun üstüne özellikle telekom altyapımızın iyiliğini, 26 Mayıs'ta gelecek olan 4G'nin haberini, efendim diğer olumlu taraflarımızı da eklediğiniz zaman... Bu ticaret değil mi? Evet. Yani online perakende. Özellikle mi perakende diyorsunuz? Yani e-ticaret demek istemediğiniz için mi perakende? Biliyorsun bu ticaret ve perakende ile ilgili geçmişte yaşadığımız bir yanlış anlaşılmalar vardı. Online perakende lafını özellikle kullanıyorum. Çünkü e-ticaret deyince tanım biraz dar oluyor. Ama biz özellikle online perakende veya işte bizim işimizle ilgili kartla yapılan ödemeler tanımlarını biraz daha geniş kullanmak için yani, kullanıyoruz. Çünkü e-ticaret deyince algı her zaman şey oluyor. İşte atıyorum işte hepsi burada, işte N11 bilmem ne gitti gidiyor falan gibi şeyler akla geliyor. Doğrudur. Biz burada biraz daha işte uçak bileti de bunun içinde olsun. Hizmetler, rezervasyon. Çok ciddi az evvel söylediğim gibi restoran ödemeleri yani offline tabir ettiğimiz ödemeler tabir olmak üzere. Evet çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Online perakende de mobilin payı ve bu söylediğim rakamlar, paylaştığım rakamlar böyle geçen ayın rakamları kadar taze bir rakamlar hepsi. Öyle geçmiş eski rakamlar değiller. Türkiye'nin de bu anlamda önündeki fırsatı fazlaca vurgulamama gerek yok. Bir diğer açıdan bakarsak Türkiye datasına, burada size çarpıcı bir paradokstan bahsetmek istiyorum. Aynı segmentteki ülkelerin, benzer segmentteki ülkelerin mobil bankacılık kullanımına bir bakın. Türkiye'de bankalarımızın yoğun teknoloji kullanımı karşılığını vermiş durumda. Yani Türk tüketicisine ne ekerseniz onu biçiyorsunuz. Bankalar bu konuya yatırım yaptılar. Uzun yıllardır teknoloji yatırımlarıyla ama bunu güvenli bir şekilde yaptılar. Bunu çok teknolojik şekilde yaptılar ve karşılığını aldılar. Şu anda Türkiye mobil bankacılık konusunda dünyanın önde gelen pazarı. %56 penetrasyonla dünyada en önde gelen, ilk akla gelen pazarlardan bir tanesi. Şimdi bir önceki tabloyu hatırlayın tekrar lütfen. %17'ydik. Mobilin payı. Bir sonraki tabloda %56'yız. Sizce bu paradoksun sebebi ne olabilir? Ben bunu ancak şurada buluyorum. Yatırım yaparsanız mobil karşılığını mutlaka veriyor. Yapmazsanız da mutlaka orada bir takım fırsatlar kazanıyor veya şartları içerisinde yapan kazanıyor ama yapamayan geri kalıyor. Bunu özellikle sizlere paylaşmak ve mobildeki fırsata bir kere daha bu paradoksla vurgu yapmak istedim. Biraz da mobil alışverişi kanallar itibariyle Türkiye özelinden elimizdeki big data'yı yorumlayarak sizlerle paylaşmak istiyoruz. İşte Arda sorduğun konu burada. Türkiye'de bizim verilerimiz üzerinden ne söyleyebiliriz? Gördüğünüz üzere Türkiye'de mobil alışverişle ilgili, mobil kanalların tercih edilmesiyle ilgili bazı veriler sizinle paylaşıyorum. Şimdi özellikle mobil işlemlerin saat kırılımına şu alt tabloda baktığınız zaman en çok mobil işlemlerin yapıldığı saatler saat 16'da başlayıp gece 24'te zirve yapıyor. O şundan kaynaklanıyor Sunay Bey. Şöyle koltukta böyle yatıyorsunuz ya böyle şeyde salonda. Evet. Koltukta yatarken benim en çok yaptığım şey kesinlikle kabul ediyorum onun öyle olduğunu. Çünkü yatarken şöyle bir anda bir giriyorsunuz birkaç siteye. Bir şey giriyorsunuz. O evet. Bir şey alıyorsunuz. Valla yani eğilim o bence yani. O senin pozun biraz uykulu ve rehavet içerisinde ama. Ben eksik verdim pozu. Evet. Aslında daha uzun yatıyorum aslında da. O pozda o rehavet içerisinde kitap, efendim, gömlek, ayakkabı, uçak bileti her ne alıyorsanız alıyoruz. Ama sonuçta mobil ticaretin peak saatleri gördüğünüz gibi 16'da başlayıp akşam o huzur ve rehavet içerisinde herhalde bunda da tüketicinin basitlik ve özgürleştirme beklentisi var. Yani oturduğun o koltukta özgür bir AVM'ye gitmeden, kasa kuyruğu beklemeden. Mobil uyumlu olmayan e-ticaretçilerin maalesef kaybettikleri bir cirodur kendisi. Onun için burayı vurgulamak istedim. Bir diğer çarpıcı konu günlere göre mobil ticaretin dağılımı. Hatırlarsınız burada yine sizlerle geçtiğimiz senelerde ve e-ticaret zirvesinde de paylaştığım veriler. E-ticaretin en çok arttığı gün hatırlıyor musunuz? Pazartesiydi.
zirve yaptığı gün. Mobil ticarete baktığımız zaman mobil ticaretin zirve günü pazar. Az evvel Arda'nın verdiği huzur, rehavet, özgürlük ortamından kaynaklanıyor. Çünkü cihaz elimizde, zamanımız var, koltuktayız, çimendeyiz, her neredeysek ve mobil ticaret yapıyoruz. Yani e-ticarette en ölü gün dediğiniz pazar, mobil ticarette en başarılı, en verimli gününüz pazar. Bu söylediklerimi işte ben size BKM Express'teki yaşadığımız veriler üzerinden, Big Data üzerinden özellikle getirdik. Evet, biz de bazı iletişimlerle buna destek verdik. Ve bu iletişimlerle algıyı yönetmek, efendim talebi artırmak üzere katkıda bulunduk. Ama sonuçta şunu hiçbir zaman biz düşünmüyorduk, beklemiyorduk. 3 sene önce e-ticaretin içerisinde mobilin payının bu kadar hızlı büyüyeceğini, değişimin bu kadar hızlı olacağını biz de beklemiyorduk. Özellikle Türkiye'den somut datalarla da bu veriyi paylaşmak ve mobil ticarete ilişkin ilgiyi çekmek isterim. Son 18 saniye kaldı. Hemen vakti çok iyi kullanmam lazım. Aranızda Şubat ayında bizimle olanlar olabilir. Şubat'taki beraberliğimizde güzel bir sohbet olmuştu. Laf lafa açmıştı ve demiştik ki BKM Express'i şu anda kullananlar olursa onlara sürprizlerim olacak demiştim. Ben sözümü tuttuğumu ispatlamak adına sadece buraya geldim. 13 arkadaşımız, kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Soy isimleri bende gizli. Ali, Ali Ozan, Asaf, Murat, Çağla, Zeki Emre, Ercan, Cihan, Hatice Kübra, Meral, Pemra, Memduha ve Togay arkadaşlarımıza, Webrazi izleyicilerine çok teşekkür ediyorum. Onlar BKM Express'i indirdiler ve biz de onlara Sinemaksimum biletleriyle, çift kişilik biletle teşekkür ettik. Bugün sizlerin de aynı şansı var. Koltuklarınızın üzerinde minik bir broşürümüz var. BKM Express uygulamasını indirip üye olduğunuzda dışarıda arkadaşlarım sizlere de Sinemaksimum biletleri hediye edecekler. Sizi bu bilgilerle ben toparlayayım Arda'cığım. Varsa abi, senin izleyicilerimizin sorularıyla devam edelim. Artık yani sonra bir siz bence bugüne kadar bir milat olmuş birkaç kumandalıyı. Tam zamanda tak tak nasıl tak, zamanlama? Zamanlama süper. Sunum böyle yanarlı dönerli. Datalar çok iyi oldu bu arada. Özellikle o şimdi biz şeye çok sevindim özellikle. BKM'de bu verinin ölçülebilir olması çok hassastı. Evet. Mobilden gelen hacmi online perakendeki görebiliyor olmak bence büyük bir avantaj. Ve dönem dönem biz sizden bunun böyle güncellemeni alırsak eğer en azından buradaki büyümeyi de görüyor olacağız ki %17 bence de iyi bir rakam. Başlangıç için güzel ama gelecek bu arada için çok... O da BKM Express mi diyorsa o genel... Yok, o da genel veriler. BKM Express'te sınırlı süper. Değil. Yani tüm Türkiye'de %17 alışveriş aynen. Online'da mobilden geçiyor gelin. Diyebiliyoruz. Kesinlikle. Vallahi harikaydı. Soru varsa bir tane çok hızlı alabiliriz. Var. Şu bir mikrofon alabilirsek hızlıca. Jet hızında bir mikrofon ön tarafa doğru. Merhaba, Ali ismim. Benim bir tane sorum var, o da şu. Normal, yani %17'lik mobilin payı var ya, bu güzel bir şey, daha da büyüyecek. Peki, mobil işlemlerin ortalama, hani sepet tutarı diyeyim ya da hani her bir işlemin büyüklüğü, total e-ticarete göre nasıl, yani daha küçük olmasını beklerim ben, daha düşük olmasını beklerim ama nasıl oluyor onu merak ettim. O veri de lazım demek ki. Güzel. Bugün şu anda yanımda yok ama ilk fırsatta Webrazi'de okuyacağınızın garantisini veriyorum. Bir şey daha sorabilir miyim o zaman? %56 olan mobil bankacılık kullanımı neye göre? Yani toplam bankacılık işlemi yapanların %56'sı en az bir kere hani mobilden işlem yapmış mı demek? Yoksa toplam yapılan işlemin %56'sı mobilden mi geçiyor? Veya toplam hacmin %56'sı mı? Çok güzel. O konuda Türkiye Bankalar Birliği'nin web sitesinde çok detaylı veriler var. Benim bildiğim kadarıyla bu sorunuzun cevabı şöyle. Türkiye'de internet bankacılığı yapanların kişi olarak bakıldığında %56'sının mobilde yaptığı üzerine varsayımına dayalı. Ama şuna dikkat edin tabii. Her ne kadar her bir banka bunu tekilleştirebiliyorsa da sonuçta
Aynı bank, aynı kişi 3 bankanın müşterisi ise onu tabii ki 3 sayıyor sistem. Çünkü bankaları tekilleştiren büyük bir veri ambarı yok. Ve Türkiye Bankalar Birliği web sitesinde detaylarını bulmanızı tavsiye ederim. Çünkü gelecekte Türkiye'de mobilin nasıl şekilleneceğine dair en ilham verici, somut veriler o verilerdi. Beni çok heyecanlandırdı. Sizlerle de paylaşmadan edemedim doğrusu. Soner Bey çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür çok ederim. Çok keyifli. Ben biraz önce arada arkadaşlarıma, bizim ekibe bir mesaj attım. Dedim ki, veriler çok değerli. Öyle tek bir, Soner Bey bunları paylaştı haberi olmaz dedim buna. Ayrı ayrı. Mobil ticaret Türkiye'de böyle böyle. Arkasından işte başka bir şekilde. Yani birkaç haberlik data var burada. Daha fazlasını da bizi izleyenlerimiz Webrazi'ye iletsinler. Daha fazlasını paylaşmak konusunda tam kararlıyız. Mesela biraz önce sorulan sorunun cevapları çok iyiydi. Sorulan soru sepet bence büyüklüğünü ilk fırsatta Webrazi'den okuyacağınızın garantisini veriyorum. Ayrılmadan önce son bir şey söylemek istiyorum. Ben bugün konuşmama başlarken burada 5 sene önce dünyada mobilin başladığını ve bugün burada da gerçekten mobile dair bir milat konuşacağımızı garantisini verdim. Ve bunun altını şöyle doldurmak istiyorum. Bu söylediklerime o kadar inanıyorum ki 1 Mayıs'tan itibaren bizim sene sonuna kadar mobille ilgili yapacağımız önemli bir kanaat önderliğimiz olacak. Entelektüel bir seferberliğe başlıyoruz 1 Mayıs'tan önce. Bugün burada da sizinle bu anlamda ilk çabalarımızın hem veri anlamında, hem mesaj anlamında, hem de vizyon anlamında paylaşımını yapmış oldum. 2015'te bizi izlemeye ve mobil kalmaya devam edin diyorum. Çok sağ olun. Tamam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim kardeşim. Sağ olasın.